Maşallah, etraf madalya. Hoş geldin. Maşallah, tebrik ediyorum seni. Sen de hoş geldin. Tekrar öğrencilerden, eski öğrencilerimizi 19 tanesini milli sporcu yaptık 2019'da. Bunların çoğu şimdi millilikten dolayı üniversitede beden eğitimi üniversitede okuyorlar. Beden eğitimi öğretmenliği okuyorlar. Mezun olanlar da var. İşlerinde gene milli sporcularımız mevcut. Bunlar da inşallah üniversiteyi seçtikten sonra başlayacaklar. İlçemizdeki gençlerin böyle spora yönelmesi, başarılar elde etmesi ve sürekli bunun sayısal olarak devam büyümesi bizleri sevindiriyor. Hocalarımızın büyük emekleri var, gayretleri var. Son yıllarda da güzel başarılar gelmeye başladı. Hepinizi tebrik ediyorum. Maşallah. Yani bundan sonraki süreçte de tabii daha büyük başarılar gelecek. Ona inanıyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Emeklerinize sağlık. Bir de geçenki maçta zaten Rave'yi biliyorsunuz. Evet. Abinin ufak kızı. Kendisi de milli sporcu. En sonki maçta il temsilcimiz tarafından normalde Türkiye'de derece yapanlar Balkan ve Avrupa'ya gidebiliyor ama dünyaya A takımı gidebiliyor sadece. Dünya şampiyonasına. Rave daha dünya şampiyonası için A takıma seçildi. Önümüzdeki yıl inşallah o da Çin'de tekrar bir eğitim alacaklar. Çünkü bizim savunma sanatı Çinlerin ata sanatı nasıl bizim güreş ata sporumuzsa onlar da Wuş Kung Fu'da Çinlerin ata sporu. Orada bir eğitim alacak. Ben bunu kaça gidiyorsun Ali? İkiye. Aynı hoşlandı. Senin? Dört. Ay, Hira. Hira. Elin mi Hira? Çok güzel. Aferin size. Nasıl hazırlandın? Nasıl çalıştı? Babam yıkandı bir tane lastik yapmıştı. Onunla çalıştım abi. Öyle mi? Güzel. Helen sen? Ben de hocamdan öğrendim. Hı-hı. Her şey öyle giderek devam etmişti. Evet, iyisi oldu. Güzel maçlar çıkardı. Evet, madalya da. Evet. Umutumuz gerçekten hem güreşi hem buşu birleştirdiği için çok güzel maçlar çıkardı. O da Ankara üçüncüsü oldu. Ahmet genç etkikler ağır siklette Ankara ikincisi oldu. Mehmet'imiz hem antrenör yardımcımız iki branşta hem Dokaido Karate'de hem de Wushu'da Balkan, Türkiye ve Avrupa şampiyonu. Yılmadan, bıkmadan istikrarlı bir şekilde bu başarılar devam ettik. Ne güzel bak maşallah bu yaşta milli olma gibi bir onuru kazanmışsınız. O sizin çalışmanızla, hocalarımızın çalışmasıyla, disiplinle burada hem kendinizin geleceği açısından hem ilçemize böyle bir kurul yaşatıyorsunuz. İnşallah sizleri işte örnek alan genç arkadaşlarımız sizin arkanızdan da daha büyük başarılar geliyor, gelmeye başladı. Sizlerin başarısı duyuldukça, yeni yeni şampiyonlar çıktıkça da sayı inan her geçen yıl artıyor, biz de sevindiriyor. İşte geçen hafta da Down Syndrome'lı Ahmet kardeşimizle burada dünya şampiyonu oldu. Yani böyle işte puana Avrupa şampiyonu oldu. Ülkemizde artık şampiyonlar sayısı artmaya başladı. Biz de seviniyoruz. Hele spor gibi gençlerimizi yönlendirmemiz gereken, yönlendireceğimiz her yönüyle fiziksel, zihinsel işte böyle gelişebilecekleri bir alanda hem yapmalar hem de böyle başarı elde etmeleri ilçemizin bir spor ilçesi olma yönünde ilerliyor. Genç bir nüfusa sahibiz. Birçok gencimiz var. Genç nüfusumuz fazla. İşte tesislerimiz de inşallah tamamlanıyor. Bu başarılar gittikçe artacak inşallah. Türkiye şampiyonasını falan burada inşallah yeni salon yapılıyor olursa diğer uluslararası bile burada şeyi düzenleyebiliriz. Zaten salonumuz o mahiyette 1000 kişilik kapasiteye sahip. Ulusal müsabakaların yapılabileceği tarzda çok içerikli bir salon olacak. İlçemizde inşallah her hafta böyle müsabakalar yapılmaya başlayacak yani. O da önemli. Valla gurur duyuyoruz yani yapılan bu ilçemizde. Hani evet. Sizlere sağ olun, sporcuları gerçekten hani destek oluyorsunuz bu konuda. İnşallah bizim çocuklarımız da Allah razı olsun. Tabii siz de çok emek veriyorsunuz bu konuda. Sizin emeğine sağlık. Bu başarı sizlerin eseri.
İnşallah olimpiyat şampiyonu çıkartırız. Hedefimiz var. İnşallah yani. Yarı 12 spor. Dünyada inşallah ki Rabia'dan da bir derece bekliyoruz. Tabii. Yani zaten Balkan şampiyonu. Gayet olduğum an ise. Evet. Bunlar şey, boksörler yani. Aynı boksörler. Şöyle tutalım o zaman.